Arkadaşlar, Ocak bitti, Şubat bitti, artık Mart'tayız. Ocak'ta Şubat'ta satış rekorları kırıldı. Her ne kadar bayiler bize onların yanına gittiğimizde otomobil yok dese de 6 ay sonraya ancak gelecek araçlar ve size ancak o zaman verebiliriz dese de arkadaşlar satışlar rekor kırmaya devam ediyor. Peki şu anda Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobiller hala bu pahalılıkta kaç paradan başlıyor dersiniz? Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere ve şu piyasada bence güzel bir fiyat diyebileceğimiz 370 bin liradan başlayan modeller hala ülkemizde satışta, ama tabii verirler mi vermezler mi orasını bilmiyorum. Ele ele verseler o paraya verirler mi vermezler mi orasına bir şey diyemiyorum. Ama ben sizlere bugün Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobilleri listeleyeceğim. Üst limit 600 bin lira, ama 609-610 bin liralık birkaç aracı da listeye almak istedim. Çünkü çok sınırdalar. Hani belki güzel bir pazarlıkta bir çıtır onları indirip 600 bin liranın altına verebilirler. Gerçi bu yoklukta vermezler ama eskiden en azından böyle oluyordu. Veriyorlardı arkadaşlar. Şimdi bilmiyoruz ne olur, ama 600 bin lira üst limitte bakalım Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobiller hangileriymiş? Hep birlikte görelim. Hadi videoya. İyi seyirler. Listemizin en pahalı otomobili 609 bin liralık fiyatıyla yeni Dacia Duster'ın başlangıç versiyonu Essential paket 90 beygirlik manuel versiyonlu arkadaşlar. 600 bin liranın üzerinde olan bir başka model Citroen'in C50Z'si. 1.5 litrelik dizel 100 beygirlik manuel şanzımanıyla 605 bin lira. Bu aracı özellikle almak istedim çünkü listemizin üst limitinin sadece 5 bin lira üzerinde, ama dizel bir araç ve 1.5 güzel 100 beygirlik performanslı bir dizel araç arkadaşlar. Listemizde bundan hariç sadece bir tane daha dizel var arkadaşlar. Başka da hiçbir dizel yok. O da hemen şimdi geliyor. Fiat'ın Egea'sının Easy paketinin 1.3 dizel manuel versiyonu arkadaşlar. Onun da fiyatı 599 bin lira. Renault'un Taliant'ı 1.090 beygirlik Joy paketiyle ama otomatik vitesiyle 565 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Clio da onunla aynı fiyata 1.090 beygirlik Joy paket otomatik şanzıman, yine 565 bin liralık bir fiyat etiketiyle Clio da Taliant da aynı fiyatta karşımızda arkadaşlar. Yeni Sandero Stepway'in Essential paketinin otomatik olan versiyonu 90 beygirlik 564 bin liralık bir fiyata sahip arkadaşlar. Egea'nın Cross'unun 1.4 Launch paketi benzinli manuel 557.900, 558 bin liralık fiyatıyla gerçekten güzel bir yerde. Launch versiyon biliyorsunuz donanımlı dolu bir paket, o yüzden bu paraya alabilmek çok güzel. Düşünün, bu aracın aynı versiyonunun sadece motoru değişik, bir de şanzımanı otomatik, fiyatı 850 bin liralara çıkabiliyor. Yani bu paraya alabilmek gerçekten güzel olur. Ama tabii verirler mi onu bilmiyorum. Skoda Fabia'nın 1.095 beygirlik Elite paketi 555 bin liralık bir fiyat etiketiyle şu anda listelerde satışta arkadaşlar. Yeni Sandero Stepway'in bu kez LPG'li Essential paketi 553 bin liralık fiyat etiketiyle listemizde arkadaşlar. En uygun fiyatlı araçlara doğru gidiyoruz, pahalıdan ucuza. Hyundai Bayon listemizdeki tek B SUV, hatta tek SUV Dacia Duster'ı saymazsak, 1.4 Jun paket benzinli manuel 550.500 liralık bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Bayon'un diğer paketlerinin hiçbirisi maalesef listemize girmeyi başaramıyor. Sadece başlangıç paketi 600 bin liranın altında, diğerleri uçtu. Yeni Sandero Hatchback Essential 90 beygir otomatik versiyon 547 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Mitsubishi Space Star 1.2 otomatik benzinli 541 bin liraya şu anda satılıyor arkadaşlar. Otomatik olması güzel bu aracın. Opel Corsa 1.275 beygir manuel benzinli elegans paket, yani başlangıç paket, 540 bin liraya şu anda satışta. Seat Ibiza 1.080 beygirlik Style paket 539 bin liralık fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yeni Sandero Step ve yine Essential paket, bu kez 90 beygirlik manuel, yani başlangıç versiyonu en ucuz olanı, 531 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Kia'nın Picanto'su 4 paketle satışta 525 bin liradan başlayıp 540 bin liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. 4'ü de otomatik vitese sahip bu paketlerin. Renault Clio 1.090 beygir manuel, ancak bu kez Touch paket 525 bin liralık bir fiyat etiketi var. Fiat Egea Sedan 1.4 benzinli manuel en üst paket, en dolu paket, launch paket arkadaşlar 523 bin liraya şu anda satın alınabiliyor diyeceğim, ama belki de vermiyorlardır, o yüzden çok da bir şey diyemiyorum, ama fiyat oldukça güzel şu anda Egea'nın launch paketinin 1.4 benzinli versiyonuyla. Fiat Egea'nın bu kez cross versiyonu urban paket orta paketiyle yine 1.4 benzinli manuel 522 bin liralık fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Citroen'in C3'ü sadece başlangıç paketiyle 600 bin liranın altında kalmayı başaran otomobil modellerinden bir tanesi. 1.283 beygirlik manuel fuel paketi 474.400 liraya satılıyor şu anda listelerde. Hyundai'nin i20'si 467 bin liradan başlayıp 626 bin liraya kadar çıkıyor. 6 paket olarak karşımızda arkadaşlar.
600 bin liranın üzerinde niye aldınız derseniz almayacaktım ama bilin 626 bin liraya kadar çıkıyor ama başlangıcı listemizin en uygunlarından bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Fiat Egea Cross 1.4 benzinli manuel başlangıç paket street paket 467 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Yani Egea Cross'un gerçekten 1.4 benzinli motorla bile olsa bu denli fiyatlarda kalabilmesi benim çok çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Egea Cross çok sevilen, tutulan ve oldukça güzel bir araç. Hani bu aracı kötülemek yani yersiz olur. Fiyatına göre bence oldukça iyi bir araç Egea Cross. Sedan'ı da öyle, hatchback'i de öyle ama Cross bir ayrı, en azından bir hafif yükseltisi var. Bir SUV'imsi havası var Cross'un. Renault Clio'nun başlangıç paketi 1.065 beygirlik Joy paket manuel şanzımanla 460 bin liralık bir fiyata şu anda satışta arkadaşlar. Fiat Egea Sedan'ın Urban paketi 1.4 benzinli manuel 459 bin liraya şu anda listelerde satılıyor. Renault Talliant'ın başlangıcı var bu kez 65 beygirlik. Yine Joy paket manuel şanzımanla 454 bin liralık bir fiyata sahip arkadaşlar. Fiat Egea Hatchback 1.4 benzinli manuel street paket 451 bin liralık bir fiyat etiketine sahip ki Fiat Egea'nın hatchback'inde sadece bu araç satılıyor arkadaşlar. Başka hiçbir paket, hiçbir versiyon yok Egea Hatchback'te, aklınızda bulunsun. Yani Cross Egea Hatchback'i öldürmüş. Ve geldik 400 bin liranın altında fiyat etiketiyle satılan otomobillere. Yani Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobillerine. En ucuz iki modelimizden bir tanesi, daha pahalı olanı Fiat'ın Egea'sı. Geçtiğimiz ay 391 bin lira civarındaydı. Bu ay 1000 liralık bir zam gördü. 392 bin lira civarında. Şu anda satışta sıfır olarak Fiat Egea Sedan'ın başlangıç paketi 1.4 benzinli manuel olarak. Ondan daha uygun otomobil hangi isterseniz, Hyundai'nin i10'u, A segmentindeki bir oyuncu. Ve şu anda 370 bin liradan başlayıp 464 bin liraya kadar çıkıyor. Tüm paketler 600 bin liranın altında olduğu için tamamı listemizde yer alıyor. Başlangıç paketi manuel, 370 bin liraya satılan manuel. Diğer 3 paket otomatik viteste karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Listemiz bu şekilde. Şu anda 370 bin liraya Hyundai'nin i10'u listelerde en azından bu fiyatta satışta. Bayiye gittiğinizde verirler mi bilmiyorum ama 450 bin liralık olanlarını 550-600 bin liradan aşağı vermediklerini biliyorum arkadaşlar. Maalesef ülkemiz bu halde. Ve hala seçim ağzı olmasına rağmen yetkililer, hükümet görevlileri hiçbir şekilde olaya müdahale etmiyorlar. Geçmiş olsun hepimize, ne diyelim? Alıştık artık diyelim, geçelim. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum ama kapatmadan önce bir küçük hatırlatma vereceğiz sizlerden. Eski Bay Yeşil Bağ kanalımız biliyorsunuz 200 bin aboneleri geçmişti ama o kanal kapatıldı YouTube tarafından. Yeni Bay Yeşil Bağ kanalını açtık ve 35 bin aboneleri çok şükür kısa zamanda yakaladık. Ancak daha hızlı yükselmemiz adına sizlerden küçük bir ricam var. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenip özellikle paylaşmayı sizlerden istiyorum. Çünkü bizi daha önceden izleyen insanlar, bizi bilen insanlar sizin paylaşımlarınızla videolarımıza, bizim yeni kanalımıza daha çabuk bir şekilde ulaşıp bize daha seri bir şekilde abone olacaklardır. Biz de yeniden 100 bin 200 bin abonelerine sizlerin de desteğinizle hızlı bir şekilde çıkacağız inşallah arkadaşlar. Bir de Facebook kullanıyorsanız Face'te de artık Bay Yeşilbağ sayfamız var ve orada da oldukça aktifiz. Bazı videoları YouTube'dan önce Facebook'a yükleyip sonrasında YouTube'a yüklüyoruz. Bizi Face'te de desteklemek istiyorsanız, Face'i de kullanıyorsanız oradaki Bay Yeşilbağ sayfamıza da gelmeyi unutmayın. Ben yorumlara kafaya sabitleyeceğim Facebook sayfamızın linkini arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.